Dünden kalan ekmekleri de kızarttım yumurtayla. Yazık, atmayalım diye. Sağ ol kuzum, ellerine sağ ol. Şöyle ortaya koyayım da yiyelim. Ney var bardağına? Çay koy. Bana bak. Otur başımın ya. Aç aç dolaşma, bir şeyler ye. İyiyim ben. Bunlardan yiyemeyeceğim zaten. Lapa yapıyorum kendimi. İyi. Ay, ekmekler yanacak. Hoş geldiniz anne. Anne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Oturun, size de bir çay koyayım. Nasıl oldun? Korkuttun bizi. Teşekkür ederim. İyiyim şimdi. Otur oğlum, otur. Et kahvaltı. Ablamın, eniştemin, herkesin selamı var. Aleykümselam. Sağ olsunlar. İçmeyeceğim ben. Çıkıyorum zaten. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Kapıyı tamir etmesi için birilerini yollayacağım. Size hayırlı işler. Sana da hayırlı işler baba. Çok yorma kendini. Yat, dinlen. Çok teşekkür ederim. Merak etmeyin. Anne, niye haber vermedin? Karşılamaya gelirdim seni. İyi yaptın işte. Uzatmadan döndüğün iyi oldu. Başka çaren var mıydı ki oğlum? Çok fena grip oldum. Gelemeyeceğim işe. Bir dakika. Pardon, bir dakika durur musunuz? Telefonda konuşuyorum da. Evet. Raporum var 3 günlük. Söylersiniz Mehmet Bey'e. Gönderirim isterse. Tamam. Teşekkür ederim. İyi işler. İş yerine haber verdim gelemeyeceğim diye. Tamam usta, sen devam et, tamam. Kızım birden ayaklandın. Kötü olma. Bırak işi gücü. Yorma kendini. Hadi yat. Şey yaptığım yok ki. Bunlarla yorulmam ben. Tamam, benden söylemesi. Ne yaparsan yap. Ya anneciğim tamam, ne olur yapma. Çok gücüme gidiyor, çok. Bir elin sümüklüsüyle baş edemedim. Kıymetli oldu. Yaptı yapacağını. Bak hepimizi kuklaya çevirdi. Sahtekar. Kalkmış bir de sofralar kurmuş. Leş gibi kızartma kokutmuş evi sabah sabah. Ne o? Hizmet edecek. Şirin gözükecek Sami babasına. Bir numaralar, bir işgüzarlık. Nispet yapar gibi bir de hoş geldiniz diyor. Kalacak yerim olsa döner miydim acaba? Bu yaştan sonra. Parasız, pulsuz, kime yük olacaktım ki zaten? Kime sığınacaktım? Misafirlik 2 gün oğlum.
Üçüncü gün gözün içine bakarlar insanın gitsin diye. Çaresiz döndüm ben de işte. Boynumu büktüm. Her şeyi yuttum döndüm. Başka ne yapabilirdim ki? Ne yapabilirim? Yıllarım heba oldu gitti oğlum. Artık ne gelir ki elimden? Koca eline bakınca böyle oluyor işte. İnsan böyle muhtaç oluyor. Bir şirret kızın oyuncağı oluyorsun işte böyle. İntihar mintihar numara. Kendini acındırmak için yaptı. Bir tokat yedi diye insan kendini öldürmeye kalkar mı oğlum? Beni nasıl dize getirsin? Nasıl suçlu göstersin? Düşündü, taşındı, içti işte hapları. Aa işte böyle oldu. Ya anne, Simay o tokat yüzünden yapmadı bunu. Yani Kuzey ondan boşanmak istediğini söylemiş. O da ondan ayrılmak istemediği için yapmış. Al işte, al. Dedim ben, Kuzey de onu istemiyor dedim. Bak zorla kabul ettirmeye çalışıyor kendini. Yapıştı çocuğun yakasına, bırakmayacak. Bak gör oğlum. Mahvedecek, onu da bizi de mahvedecek. Çok tehlikeli bir kız bu oğlum, çok. Ne yapacağız biz bununla oğlum? Nasıl kurtulacağız? Nasıl kurtaracağız kendimizi? Annem çıkmam lazım. Hadi ellerinize sağlık, sağ olun. İyi günler. İyi günler, hayırlı işler. Bitti mi? Bitti, bitti. Hadi çıkalım o zaman, geç kalacağım yoksa. Niye, sen beni mi bekliyordun? Evet ama daha fazla beklemeyeceğim, hadi. Tamam, biliyorum. Sen de dikkat et, yorma kendini, tamam mı? Tamam. Hayırlı işler ya. Boynum tutulmuş. Ver, ver, giyerim ben, ver. Anne. Hı? Simay sana emanet. Hadi eyvallah. Bekle. Nasıldı Zonguldak? Gitmişken kalırsınız diye tahmin etmiştim. Çabuk döndünüz. İyi ki döndünüz ama. Sevindim ben. Bana bak sahtekar. Benimle uğraşma. Uğraşma, mahvederim seni. Kendini yer etmek için oğlumun merhametinden istifade ediyorsun. Vicdanını kullanıyorsun. Ama boşuna. İstediğin kadar uğraş. Burada tutunamayacaksın. Yakında Kuzey anlayacak senin ne olduğunu. Koyacak kapının önüne, gönderecek. Kimse beni bir yere gönderemez. Gidersem ben kendim giderim. Ama gittim mi de öyle tükürdüğümü yalayıp geri dönmem. Ama böyle bir şey olacak diye umudum varsa söyleyeyim. Çok beklersin.